Sevgili seyirciler, 3 şeritin 3. programındayız. Bu 3. programda 2 otomobil, 1 motosiklet ve 1 bisiklet testimiz var. Arkamda gördüğünüz yeni Mercedes E serisini ben kullanacağım. Biraz sonra anlatacağım size. Sonra Cem'le bir bisiklet turuna çıkacağız. İstanbul'da o elektrikli bisiklet kullanacak. Ben insan gücüyle gider. Bakalım arada nasıl fark olacak. Onu Cem anlatacak. Bir konuğum daha var. Evet, bir konuğum daha var. O da motosiklet teknolojisinde yeni sayılabilecek bir şey. DST şanzımanlı Honda Integra. Yani ne demek DST? Çift kavramalı otomatik şanzıman. Otomatik şanzımanlı motosiklet. Evet. Honda'da böyle bir şey var sanırım. O bir süredir yapıyor. Bir süredir. Bu Integra modeli 2013'ten beri üretiliyor. Honda DST çift kavramalı şanzıman kullanıyorlar. Ve teknolojide ileri diyebileceğimiz bir marka aslında Honda. Bu konuda özellikle otomatik şanzıman konusunda. Görelim bakalım ne gibi sonuçlar veriyor. Peki bu bakalım. Bisiklet bunu benim emektar bisikletimle karşılaştıracağız. Çok karşılaştırma sayılmaz o aslında ama bu bisiklette bir elektrik motoruna sahip. Bakalım nasıl bir performans verecek. Benim evet. Benim, önemli bir teknoloji bu benim da benim bacak gücüme karşı bunu testi. Senin bacak gücüne karşı benim göbek gücüm. Hadi bakalım göreceğiz. Evet sevgili seyirciler şimdi yola çıkıyoruz ve 3 şerite bütün şeritleri doldurarak hızla giriyoruz. Bu hafta bu arkamda gördüğünüz otomobilde dahil olmak üzere size gerçek bir teknoloji paketi sunuyoruz sevgili seyirciler. İlk paketimizin ilk konuğu Mercedes E serisi, yeni E serisi. Aslında şöyle söylemek zorundayım, Mercedes E serisi kısa bir süre önce makyaj gördü. Yani bu kasasına kavuşmadan önce bir makyaj gördü ve o makyajda tam 1.1 milyar euro harcandı. Hiç kimse anlamadı. Dedi ki deli mi bu adamlar? Bir sene sonra değişecek olan otomobil için niye bu kadar çok para harcanıyor? İşte bunun için harcandı. Kasa değişti. Sürtünme kat sayısı 0.26'ya indi. İnanılmaz yenilikler geldi. Dışarıdan çok içinde anlatacağımız yenilikler var. Bir güvenlik paketi haline geldi. Otonom sürüşe geçişin ilk basamağı oldu. Yarı otonom hale geldi. Dolayısıyla o harcanan 1.1 milyar euro bu otomobili biz görünce anlam kazanmış oldu. İsterseniz önce önüne biraz anlatayım, sonra yanından arkaya geçelim ve hızlıca içine girip yoldaki zevki anlatayım ben size. Öne geldiğimizde önde en ilginç konu şurası. Bu ne derseniz burası radar. Bir radar alıcısı. Bu aynı zamanda sadece yoldaki yayalar, yola çıkan diğer canlılar, diğer otomobillerle ilgili bilgileri değil, yol satıhıyla ilgili bilgileri de topluyor. Otomobile, siz otomobilinizle o yolun o haline gelmeden önce bilgi geliyor ve otomobilin süspansiyonu, diyelim ki yol ileride bozuluyor, otomobilin süspansiyonu otomobilinizi sizi o bozuk yola göre ayarlıyor otomobilinizi ve siz direksiyonda, koltukta o yolu hiç hissetmiyorsunuz. Yani bu yeni süspansiyon E serisindeki, S serisinde de olan süspansiyon aslında radar üzerinden konfor ısmarlıyor size. Yani yol bozuksa otomobil bozuk yola doğru kendini ayarlıyor ve hiç hissetmeden yolunuza devam ediyorsunuz. Otomobilin yanına geldiğimizde yanda arkaya doğru uzanan ve arkada giderek belirginleşen bir omuz çizgisi var. Bu dikkatli gözler bir kupe formuyla indiğini görüyor otomobilin. Bu kupe formu da az önce sözünü ettiğim 0.26'lık sürtünme katsayısını sağlıyor ki bu dolayısıyla yakıt tüketimi işte 240 saatte 240 kilometre son sürat ya da 7.3 saniyelik bir 0-100 hızlanması anlamına geliyor bu 0.26'lık sürtünme katsayısı. Buraya geldiğimizde tek parçalı tipik Mercedes stoplarını görüyoruz. Bu stoplar ailenin alameti farikası haline geldi. Aslında herkes diyor ki artık E serisi, C serisi ve S birbirine benziyor. Evet bir andırma var, çizgiler benziyor ama otomobiller yan yana geldiğinde aslında bir benzerlik olmadığını görüyorsunuz. S serisinin özellikle arkası neredeyse hiç benzemiyor ama kafada oluşturduğu imaj benziyor şeklinde. Bu da Mercedes tasarımcıların başarısı olsa gerek. Arkaya geldiğimizde bir ilginç özellik var. Bu otomobile elinizde
başka otomobillerde de olan bir özellik ama göstermeden geçemeyeceğim. Diyelim ki elinizde paketlerle, çantalarla geldiniz. Ayağınızı geçirdiğinizde sizin için açılıyor ve eşyalarınızı bagaja koyabiliyorsunuz. Oldukça geniş bir bagaj var. Bir aile otomobili, aslında Avrupa'da aile otomobil, Türkiye'de makam otomobili olarak da kullanılıyor ama bence bu tip otomobilleri makam otomobili olarak kullanmak, arka koltuğunda oturup keyfini süremeyeceksiniz. Bu otomobili niye satın alasınız ki? Benim fikrim. Dilerseniz ne demek istediğimi otomobilin direksiyonuna geçtikten sonra anlatmaya çalışayım size. Evet, yeni E serisinin direksiyonundayız. Hakikaten iyi bir his. İnsan kendini çok iyi hissediyor böyle bir otomobile bindiğinde. Bunlar pahalı otomobiller. Pahalı otomobiller de pahalı olduklarını hak etmeliler. Bazen pahalı otomobillerin direksiyonuna oturuyorsunuz. Neden pahalı olduğunu anlamakta zorlanıyorsunuz. 195 beygir gücünde dizel bir motoru var. 2 litre. 400 Nm de tork üretiyor. Bu müthiş bir şey. Traktör gibi tork. Yani otomobil traktör gibi değil. Ürettiği güç traktör gibi. 9 ileri G-Tronic şanzıman var. Bu şanzımanı direksiyon arkasındaki kulakçıklardan da müdahale edebiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ama 9 ileri şanzıman hakikaten akıllı bir şanzıman. Sizi mümkün olan en hızlı biçimde en yüksek vitese çıkartıyor. Optimum torku sunuyor. Dolayısıyla çok düşük bir yakıt tüketimi vaat ediyor. Bu otomobilin fabrika verisi 4 litrenin altında. Bu boyda bir otomobille 4 litreler bir zamanlar mümkün değil, hayal gibiydi. Biz zorlu test şartlarında, yani hızlanmalar, şehir içi dur kalklar vesaire, işte frenlemelerle birlikte 6,5 litrelere çıktık. Bakın, indik demiyorum, çıktık diyorum. Çünkü hakikaten uzun yolda böyle bir keyifli, sağlıklı bir sürüşte 5,5 litreler işten bile değil. Koskocaman bir Mercedes'te 5,5 litre. Ya bu otomobili alan da yakıt parası mı düşünecek diye aklınızdan geçebilir. Ama meseleye artık yakıt parası olarak bakmıyoruz bildiğiniz gibi. Mesele ne kadar verimli yakıt tüketiyorsa otomobiller, çevre o kadar az, ülke ekonomisi o kadar az zarar görüyor. Dolayısıyla bunu artık ülke ekonomisi açısından bakmak lazım. Ülkemizde lüks otomobiller giderek artıyor malum olduğu üzere. İsterseniz direksiyondan başlayayım anlatmaya. Direksiyonda iki bölüm var. Sağdaki dokunmatik alan, burası bir şey gibi, bir bilgisayarın üzerindeki touchpad gibi. Soldaki de aynı şekilde. Soldan tam karşınızdaki ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Sağdan ise buradaki bu kocaman 12.1 inçlik kontrol ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Her şey burada. Otomobile ilişkin bilgiler, müzik sistemi, klima, yakıt tüketimi, aklınıza internet, internet radyosu, internet bağlantısı, hayalinizde bugüne dek işte televizyonda duyduğunuz, dergilerde, gazetede okuduğunuz hayal otomobiliyle ilgili ne anlatılmışsa bu otomobile mümkün mertebe koymaya çalışmışlar. Aynı zamanda otonom, yani kendi kendine gidebilen araçların bir önceki safhası bu. Zaten biliyoruz, adaptif cruise kontroller çıktıktan sonra otomobiller öndeki aracın hızını adapte ediyordu kendini. Eğer cruise control, yani hız sabitleme sistemini aldığınızda öndeki aracın hızını sabitliyor. Onunla birlikte artıyor. Onunla birlikte yavaşlıyor idi. Bu otomobilde bunun bir adım sonrası var. Şehir içi trafiğinde dur kalklar yapabiliyor. Dur kalklarda 30 saniyeden fazla kalmıyorsanız hareket ediyor. Ama 30 saniyeyi aşıyorsa durduğunuz zaman, o zaman müdahale etmeniz gerekiyor. Gaza, direksiyona müdahale etmeniz gerekiyor. Direksiyona elinizi koymadan gidebiliyorsunuz ama uyarıyor sizi bir süre sonra direksiyonu tutun diye. Çünkü yasal zorunluluklar var. Yani aslında hiç direksiyonu ellemeden otomobilin gitmesi mümkün ama yasal zorunluluklar bunu mecbur kılıyor. Hemen içini anlatayım. İçeride Mercedes'i tanıyanların bildiği özellikler var. Bilmediği şu, bu S serisinde gördüğümüz ekran biraz birleşmiş, bir bütün halini almış E serisinde.
Önümde gördüğünüz ekranda pek çok şey yapılabiliyor. Burada yakıt tüketimini görebiliyorsunuz, anlık tüketimi görebiliyorsunuz. Devir saati, klasik devir saati oluyor. Yani aslında analog görünümlü bir dijital göstergeniz oluyor. Radyoyu anlatayım size. Biraz sesini açayım. Bulunduğumuz yerde radyo frekansı belki biraz cızırtılı çekiyor ama içinde gerçekten insana uzun yol yapma zevki yaşatan bir müzik sistemi var. Şimdi bunu kısalım ve anlatmaya devam edeyim. Bu ekranda pek çok yerden kumanda edilebiliyor bu ekran. Yani direksiyonun sağından gördüğünüz gibi. Buradaki touchpad'ten veya klasik kontrol düğmesinden. Burada istediğiniz menüye gelip içine girdikten sonra istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yani otomobili, telefonu, araçla ilgili bilgileri, araca ait işte tüketim, ışık ayarları, aracın kendi ayarları, süspansiyon ayarları vesaire her şeyi bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Bütün bunları yaparken de bakışlarınızla buraya baksanız da, yani bakışlarınız buraya dönse dahi otomobilin yoldan çıkması mümkün olmuyor. Otomobil şeridi takip ediyor ve şeritten dışarı çıkmıyor. Hatta adaptif giderken hafif virajları da sizin müdahaleniz olmadan alabiliyor otomobil. E serisinden bu kadar. Şimdi diğer testlere bakalım sevgili seyirciler.